Dün sabah saatlerinde Sanayi Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım, kodlamanın artık küçük yaşlardan itibaren öğrenilmesi gerektiğine dair atılan ilk somut adım oldu. Sanayi Bakanı Fikri Işık'ın attığı tweette, Milli Eğitim Bakanlığımızla yapacağımız çalışma ile kodlama dersini ortaokul ve liselerde müfredata alacağız dendi. Sanayi Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir arada nasıl bir ortak çalışma yapacağı ise belirtilmemiş. Sonuçta iki kurumun çalışma alanı tamamen olması da birbirinden farklı. Bunun dışında dersin zorunlu olup olmayacağı da açıklanmadı. Eğer seçmeli olursa kodlamaya ilgisi olmayan öğrencilerin bu alana yöneltilebilmesi için biraz daha teşvik edici unsurların bulunması gerekecek. Ayrıca dersin yeni olması, ders atanacak öğretmenlerin önemini de bir kat fazla arttırıyor. Özel sektörde bu alanda eğitim veren kişiler elbette bulunuyor. Fakat MEP bünyesi altında çalışacak öğretmenlerle ilgili ekstra bir çalışma yapılıp yapılmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı. Bakanın konuyla ilgili olarak yalnızca bir tweet atması ve detaylardan bahsetmemesi doğal olarak kafamıza cevap bekleyen bazı soru işaretlerinin oluşmasına sebep oldu. Fakat yine de eğitim müfredatına kodlamanın eklenmesi ülkemiz açısından oldukça değerli bir adım olarak gözüküyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.